Ne için savaştılar? Bu insanların derdi neydi? Bu insanlar o mermilerin karşısında göğüslerini niye gerdiler? Vallahi bunların da evi vardı, bunların da ticareti vardı, bunların da malı vardı, mülkü vardı abi ya. Hangi mazeretten bahsediyorsun bana ya? Hangi fedakarlıktan bahsediyorsun? Hiç kimse kusura bakmasın abi. Bu dava öyle boş zamanların davası değil. Hiç kimse kusura bakmasın. Boş zamanlarımda ne yaparım? Sohbete giderim. Boş zamanlarında git müzik dinle abi. Boş zamanlarımda ne yaparım? İşte Allah ismi. Boş zaman. Ne demek ya boş zaman? Boş zamanlarımda, arta kalan zamanlarımda, ailemden artırdığım, işimden artırdığım, ticaretimden artırdığım, paramdan artırdıklarımla Allah'ın davasını hizmet. Sen kendini kandırıyorsun, hiç kusura bakma. Ne demek ya boş zamanlarımda ben bu yolda koşturacağım? Bu dava sabah başlar, sonu yok abi. Bu dava akıl bali olduğun anda başlar, son nefese kadar devam eder abi. Ne bir an boşluğu var, ne de boş. Kardeşlerimizin söylediği gibi Mevlid gecesi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya teşrif gecesi. Şöyle bir soru sormak istiyorum. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam deyince aklınıza ne geliyor? Yani ya da biraz genişleteyim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın en çok hangi yönünü seviyorsunuz? En çok hayran olduğunuz yönü ahlaki anlamda olabilir, tavır davranışlar anlamında olabilir. Güvenilir olması, eyvallah. Adalet ve hoşgörüsü. Güzel. Cesareti. Furkan hoş geldin bu arada. Seni görmemişim ya. Sen bir yakışıklı olmuşsun ha. Kursta böyle değildin sen. Maşallah. İyi. Ne abicim? Bir daha söyle. Özür dilerim. Cesareti. Risaleti. Cesareti. Cesareti. İyi. Allah seni cesur etsin inşallah. Evet. Var mı başka? He, söyle. Ne? İsar. Ne demek abi İsar? Evet. Kendisinin ihtiyacı olduğu halde başkasını tercih etmesi. Var mı başka? Ahmet buyur. Eyvallah. Güzel. Doğru cevap buydu. Evet Bilal hocam. Her alanda örnek olması usvetün hasene en güzel örnek. Var mı? Buyur abi. Sabırlı olması. Güzel. Sevgi. Çok güzel. Evet. Şunu gösteriyor verdiğimiz cevaplar. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatın her alanında en güzel örnek abi. En güzel numune bizim için. Yani hem dünya hayatını hem de ahiret hayatını en güzel şekilde bize anlatan, yaşam noktasında bize hayatıyla gösteren Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselam'dır. Yani bizim örnek alacağımız, rehber edineceğimiz, lider edineceğimiz kendimize tek şahsiyet Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Bu gecelerin şöyle bir özelliği var. Hani Mevlid gecesi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya gelişi diyoruz ya. Yani böyle sadece bir kutlama değil de, yani bugün de aldığımız bu tadı, lezzeti hayatın tamamına yaymak. Yani yoksa bizim peygamberimiz haşa böyle bir geceye sığdırılıp, bir gece işte anılıp, bir gece onun için bir anma programı düzenilecek bir şahsiyetten bahsetmiyoruz abi. Ne dedik? En güzel örnek olması değil mi? Hayatın tamamında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bizim için en güzel örnek. Ben de kardeşlerime dedim ki bu hafta, yani bugün böyle isabet ettiği için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı konuşalım. Yani bugün onu konuşalım, onu anlamaya çalışalım. Onu kendimize rehber edinme noktasında gayret gösterelim. En azından bu gece, bundan sonraki gecelerimiz için, bundan sonraki hayatımız için bize bir rehberlik etsin, bize bir öncülük etsin diye düşündüm ve aynen az önce sorduğum gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir yönünü, yani tabii ki o kardeşlerimizin verdiği cevapların tamamını anlatmamız mümkün değil. Yani bir yönünü anlatalım ya da ben kendi özelimde söyleyeyim. Benim için de şöyledir. Dava adamı olarak Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Herhalde Ahmet mi o cevabı vermişti? Ben de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle davasına olan sadakatini böyle kendimizce rehber edinmek ya da onu bayraklaştırmak, onu böyle bu manada örnek almak için uğraşıyoruz diyelim. Şimdi abi nasıl bir dava? Hangi davadan bahsediyoruz diye sorduğumuzda şöyle cevaplarımız var. Bu inandığımız dava dağların bile onun ağırlığından paramparça olduğu bir dava. Dağların inim inim inlediği bir dava. Çölde Hazreti İbrahim'e oğlunu
ve hanımı, Hacer ve İsmail'i çölün ortasında bıraktıran bir dava abi. Bu dava İbrahim Aleyhisselam'a çocuğunu ve hanımını evde bırakmak değil abi. Çölün ortasında hiçbir suyun, hiçbir yiyeceğin olmadığı bir yere bıraktıran bir dava. Bu dava eğer Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam söylüyorsa doğrudur dedirten bir dava Hazreti Ebubekir gibi. Bu dava Hazreti Ömer gibi anasını evlatsız, evladını babasız bırakmak isteyen varsa hicrete çıkıyorum, kendine güvenen varsa gelsin dedirten dava. Bu dava Amr İbni Füheyre gibi son anında karşısındaki düşman onu şehit ettiğinde vallahi kurtuldum dedirten bir dava. Bu dava abi insana kendini unutturan bir dava. İslam davası. İnsana evini, ailesini, makamını, mevkisini, işini, ticaretini unutturan bir dava. Bu dava hasbünallah ve ni'mel vekil dedirten bir dava. O Allah ne güzel vekildir. O Allah ne güzel yardımcıdır. Başka bir yardımcıya da ihtiyacımız yoktur dedirten bir dava. Bu dava nasıl başladı abi? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ifadesiyle başladı. Biz la ilahe illallah dediğimizde ne diyoruz? Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onun kulu ve Resulüdür. Bütün mesele, bütün dava ilahi kelimetullah. Yani yeryüzünün tamamında bu kelimeyi tevhidin hakim olması abi. Her Müslümanın asli vazifesi, asli görevi, asli davası, amacı, hayat amacı yeryüzünde bu ifadenin hakim olmasıdır abi. Elbette bu kelimeyi söylemek öyle bugün bizim işte namazın sonrasında ya da böyle zikirlerimizde, virtlerimizde sabaha kadar binlerce la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demekle sadece bu kısmı yeterli değil abi. Nasıl ki bu sözü söylüyorsak bu sözün tamamının hayatımıza yansıması gerekiyor abi. Bakın ben dedim ya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın davasını konuşacağız abi. Onun dava ahlakını anlamaya çalışacağız. Bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hira'ya çekilirdi. Orada bir ızdırabı vardı. Orada bir derdi vardı. Ne diyordu? Mekke'yi gözlüyor. Mekke'ye bakıyor ve şunu söylüyor. Diyor ki ey atam İbrahim'in memleketi. Neden atam İbrahim'in memleketi? Az önce Hacer ve İsmail Aleyhisselam'ı bırakmış ve kelime-i tevhidi kaim eden bir peygamberden bahsediyoruz. Ne hale gelmişsin? İşte insanlar çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlar, kız çocuklarını. Fuhuş, zina bu manada almış başını gitmiş, içki almış başını gitmiş. Yeryüzünün en güzel beyti, Allah'ın evi putlarla dolmuş. İnsanlar la ilahe illallah ifadesinden çıkmış. Yani Allah'tan başka ilah yoktur ifadesinden çıkmış. İbrahim Aleyhisselam'ın getirdiği dini unutmuş. Heva ve heveslerinin peşine düşmüş. Başka şeylere ilah diye tapmaya başlamış. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o insanları gözlüyor ve o insanlara acıyor. Böyle bir ızdırabı var. Bu ızdırabın üzerine Rabbimiz Alak suresinin ilk 5 ayet-i kerimesini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a indiriyor. İkra bismi rabbikellezi halak diye bildiğimiz ayetler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetleri aldı, evine döndü. Hazreti Hatice validemize dedi ki zemmiluni zemmiluni. Beni örtün, beni örtün. Hatice validemiz Peygamber aleyhissalatü vesselamın üzerine örttü. Biraz zaman geçtikten sonra ya eyyuhel müzemmil, ya eyyuhel müttessir diye bildiğimiz Müzemmil ve Müttessir suresinin ayetleri indi. Ne diyordu? Ey örtüsüne bürünen peygamber kalk. Ey örtüsüne bürünen Muhammed aleyhissalatü vesselamın ümmeti kalk. O üzerindeki örtüyü adeta o yorganı üzerinden at. Artık bu kalkıştan sonra tekrar oturmak yok. Tekrar yatmak yok. Üzerindekini at ve kalk, insanları uyar.
insanları ikaz et, insanlara Allah'ın dinini tebliğ et, insanlara Allah'ın dinini anlat. Bakın peygambere verilen bu mesajlar bize veriliyor aslında. Değil mi? Aynı ayetlerle biz de muhatabız. Biraz zaman geçtikten sonra Hazreti Hatice validemiz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i alıyor ve Varaka bin Nefel'in yanına götürüyor. Varaka bin Nefel soruyor. Diyor ki ey Muhammed aleyhissalatü vesselam ne oluyor? Sana nasıl haller oluyor? Ve anlatıyor. Kendisine Cebrail aleyhisselamın geldiğini, böyle ayetler geldiğini ona anlattıktan sonra o ihtiyar, o yaşlı insan şunu yapıyor abi. Subbuh, subbuh. Bu sana gelen, Musa'ya gelen namusu ekberdir. Sana gelen melektir, sana gelen Cebrail aleyhisselamdır. Şimdi bu kısmı bizim için çok önemli abi. Ah keşke genç olsaydım, ah keşke genç olsaydım. Sen Risaletin mesajlarını, Allah'ın ayetlerini, La ilahe illallah davasını insanlara anlattığında genç olsaydım da ben sana yardım edebilseydim. Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki ne olacak ki? Ya nasıl bir hal olacak? Ben bu insanların içerisinde 40 yıldır yaşıyorum ve bana Muhammedül Emin demişler. Mallarını bana bırakmışlar, emanet etmişler. Düşman olmalarına rağmen bile bu toplum içerisinde en güvenilir insan olduğum halde, en sevilen insan olduğum halde, arkadaşlarımın arasında en sevilen insan olduğum halde, herkes benim sözüme itibar ettiği halde, en çok beni sevdikleri halde, ben ne söyleyeceğim de bu insanlar bana düşman olacaklar. Varaka bin Nefel dedi ki, senin getirdiklerini getiren hiçbir peygamber yoktur ki kavmi onu sürüp çıkarmasın. Kavmi ona işkence etmesin, kavmi onu yerinden yurdundan etmesin. Nasıl olur dedi ya? Nasıl olur ben böyle güvenilir bir insan iken bu insanlar beni nasıl olur da bu topraklardan hicrete zorlarlar? Bana nasıl olur da işkence ederler? Çünkü senin söylediğin o kelimeyi La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ifadesini söyleyen herkes aynı akıbete maruz kaldı. Hocam şimdi biz La ilahe illallah ifadesini sabaha kadar söylüyoruz. Zikir yapıyoruz hocam bu konuda. Kitaplar okuyoruz bu konuda. Kimse bize bir şey demiyor. Kimse bizden bu manada rahatsız olmuyor. Bak nerede başlıyor biliyor musun? Bak güncelleştireyim. Arkadaşlarının arasında otururken ben namaza başladım dediğin anda başlıyor iş. Ne diyorlar? Hacı diyorlar, hoca diyorlar, sofi diyorlar. Artık sen bizde takılma diyorlar. Sen git başka yerlerde otur. Sen git camiye, sen git türbeye, sen git dergaha diyorlar değil mi? Bak bu kelimeyi söylediğin anda işler değişmeye başlıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam buna şaşırdı ama bunda şaşılacak hiçbir şey yoktu. Çünkü neden? Önündeki rehberlerin hepsi, geçmiş peygamberlerin hepsi aynı yoldan geçmiştir. Artık Peygamber aleyhissalatü vesselam dedik ya kalk, örtüyü attı ve kalktı. Ve artık önüne gelen her muhataba Allah'a imanı, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ifadesini anlatmaya başladı. Kölelerden tutun, zenginlere varana kadar. İtibar sahiplerinden tutun, işte daha böyle zayıf olan insanlara varana kadar. Allah aşkına şunu iyi bir tefekkür etmemiz lazım. Ya Bilal-i Habeşi'yi o kızgın taşın altına yatıran neydi? Ya da o kızgın taşın altında yatarken ona güç veren, ona onu dayandıran şey neydi? Ne diyordu dilinde? Sadece bir kelime var. Ehad, ehad. Bunu yazın bir köşeye. Ehad, ehad. O kadar zorlamalarına rağmen işte onu terk et. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı terk et. Sadece putlara tap. Eğer putlara taparsan seni serbest bırakacağız demelerine rağmen ne diyordu? Vallahi onları kızdıracak bir kelime daha bilsem o kelimeyi de söylerim. Bildiğim tek kelime Allah'ın bir olduğu, La ilahe illallah ifadesi. Artık Peygamber aleyhissalatü vesselam insanlara kelime-i tevhidi anlatmaya başladı. İnsanlar da Peygamber aleyhissalatü vesselamın davasına gelmeye başladı. Aslında her davanın bir sloganı var değil mi? Herkes bir davayı ortaya koyarken ne yapıyor? Bir slogan ortaya atıyor. İşte La ilahe illallah ifadesi de Peygamber aleyhissalatü vesselamın davasının sloganıydı. E tabii ki
güneş balçıkla sıvanmıyor. Karşı taraf elbette rahatsız olacaktı. Ne diyorlardı? Ebu Talib'e geldiler Mekkeli müşrikler. Şunu söylediler. Dediler ki bu yeğenine söyle. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Söyle ona bizim putlarımızı kötü görmekten vazgeçsin. Bizim atalarımızın dinine hakaret etmekten, onları yermekten vazgeçsin. Teklif bu. Ebu Talib geldi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a dedi ki ey yeğenim Mekkeli müşriklerin böyle bir talebi var. Diyorlar ki bu söylediklerinden vazgeç. La ilahe illallah demekten vazgeç. Yani 360 tane put var Kabe'nin içerisinde. Teklif şu ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir put da sen getir koy. İlahın neyse o putu getir koy olsun 361. Çünkü neden? İyi bir ticaret var. İnsanlar geliyor. Herkes geldiğinde kendi putuna, kendi ilahına adaklar adıyor, hediyeler veriyor. Veya şöyle düşün, ne diyorlardı insanlara? Kabe'yi nasıl tavaf edebilirsiniz? Sizin elbiseleriniz, yani günahkarsınız, ya elbiselerinizi çıkaracaksınız, öyle tavaf edeceksiniz, ya da elbiselerinizi değiştireceksiniz. Ebu Cehil'in manifatura dükkanı olduğunu, giyim dükkanı olduğunu düşün bakayım abi. Bir tekel var değil mi orada? Bir malzeme satışı var. Güzel bir ticaret var. İnsanlar Mekke'ye geliyorlar. Her Mekke'ye gelen insan Ebu Cehil'in dükkanından bir elbise alıp Kabe'ye öyle girecek. Bugün milyonlarca hacının oraya gittiğini düşün. O gün binlerce hacının oraya gittiğini düşün. Elbette ki Ebu Cehil gibi bir adam La ilahe illallah demenin ne demek olduğunu bizden daha iyi biliyordu abi. La ilahe illallah dediğinde neyi kabul ettiğini, neyi reddettiğini çok iyi biliyordum. Söyleyeyim mi itirafını? Hazreti Ali bir gün karşılaşıyor. Ya Ebu Cehil diyor, sen akıllı adamsın. Sen gerçekten diyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın peygamberi olmadığını mı düşünüyorsun diyor. Vallahi o Allah'ın peygamberidir diyor. Ben onun getirdikleri yalan diyor. Enam suresi 33. ayet-i kerime de bize bunu söylüyor. Diyor ki ayette Rabbimiz biz onların sözlerinin seni üzdüğünü çok iyi biliyoruz. Onlar seni yalanlamıyorlar. Senin getirdiğin mesajları yalanlıyorlar. Onlar la ilahe illallah demenin ne demek olduğunu çok iyi biliyorlar. Onun için bu kelimeden uzak duruyorlar. Geldiler teklifler. Ebu Talip'le Mekkeli müşrikler karşıda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geldiler. Ve şunu söylediler, dediler ki ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, yani bu kelimeyi söylemekle, la ilahe illallah demekle ya da senin bu dava dediğin şey, bu dava diye peşinde koştuğunuz şey, mal elde etmek için mi? İste sana Mekke'nin bütün mallarını verelim. Sen bunu söylemekle, bu davayı ortaya atmakla zengin olmak mı istiyorsun? Aramızda para toplayalım, seni en zenginimiz yapalım. Yok senin derdin bu manada bir kadın elde etmek mi? Seç Mekke'nin en güzel kadınını sana verelim. Yok sen bu davadaki derdin lider olmak mı? Başkan olmak mı? Hükümdar olmak mı? Seni başımıza reis yapalım. Ama ne olur bu sözü söylemekten vazgeç. Bak neler teklifler var değil mi? Bunu kendimize güncelleyelim dostlar. Bizi bugün Allah'ın ve Resulünün davasından mahrum eden, o davanın peşinden koşmamızı engelleyen şeyler aynı tekliflerdir. Birisi bize gelip mal teklif etmez, zenginlik teklif etmez, iş teklif etmez, kadın teklif etmez, reislik teklif etmez. Gelip bunu bize teklif etmez. Ama yaşadığımız hayat bizi onların içerisine itebilir. Sohbete niye gelemiyoruz? Hocam işimiz var. Al sana teklif abi. Hocam işte Allah yolunda, Allah'ın davası uğrunda niye koşturamıyoruz? Vallahi paraları saymaktan vaktimiz olmuyor. Hocam niye bu dava için koşturamıyoruz? Risalet davası, Allah'ın dini, her Müslüman bununla mükellef. Neden? Kız arkadaşlar müsaade etmiyor hocam. Şehrin en güzel, en çirkin kadınları bize verilmiş hocam. Oralardan ayrılamıyoruz. Ya da niye biz bu davanın peşine koşturamıyoruz? Hocam biliyorsun artık şartlar eskisi gibi değil. Biliyorsun biz memuruz. Başımıza bir sıkıntı gelir, bilmem ne olur, şöyle olur, böyle olur. Şimdi birazdan örnekler vereceğim. Eğer o insanlar bizim söylediğimiz bu mazeretlerin arkasına sığınsalardı, bugün bu salonda hiç kimse Müslüman kalmazdı.
bugün bu salonda hiç kimse Müslüman kalmazdı. İspat edeceğim bunu. Eğer o insanlar Risaletin ilk gününden son gününe kadar fedakarlık etmeselerdi, evinden, işinden, ticaretinden, parasından, servetinden fedakarlık edip, dünyayı ellerinin tersiyle itip, ahireti önceleyip, ahiret için koşturmayan Risalet davasının hamalları olmasaydı, bugün bu salonda hiç kimse Müslüman olmayacaktı. Nasıl biliyor musun? Bedir'e götüreyim sizi. Bedir gazvesi olacak. Peygamber aleyhissalatü vesselam 313 kişiyle ordusunu Bedir'in meydanına getirecek. Karşıda 1000 kişilik bir ordu var. Savaşın öncesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua ediyor abi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam öyle bir dua ediyordu ki, biz mesela hadis kitaplarımızda görmüşüz. Eller böyle açılır, böyle açılır. Değişik şekiller görmüşüz. O gün diyor ellerini böyle açmıştı. Omuzundan ridası düşüyordu Peygamber aleyhissalatü vesselamın. Ben kaldırıyorum, o ellerini kaldırıyor. Ve Allah'a şöyle yalvarıyordu. Diyordu ki Peygamber aleyhissalatü vesselam, Allah'ım bana vaadini gerçekleştir. Bana verdiğin sözü gerçekleştir. Şu bir avuç iman topluluğu, eğer Müslümanlar, bu 313 kişi, onlar mağlup olursa sana yeryüzünde iman edecek hiç kimse kalmaz diyor. İspat bu abi. Eğer o 313 kişi, Bedir'deki o yiğitler, o savaşı kaybetmiş olsaydı, Allahu alem en iyisini Allah bilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle söylüyor. Yeryüzünde sana iman edecek hiç kimse kalmaz diyor. Savaş olacak. Savaş nasıl olacak? Mekkeli müşrikler 3 kişi gönderiyorlar. Utbe, Şeybe ve Velid. Araplarda bir gelenekti bu. Savaşı kızıştırmak için önce 3'e 3 vuruşma yapılırdı. Peygamber aleyhissalatü vesselam onların karşısına Ensar'dan 3 kişiyi gönderiyor. Af, Muaz ve Abdullah İbni Revaha'yı gönderiyor. O Mekkeli müşrikler onları görünce diyor ki, biz sizi tanımıyoruz. Siz kimsiniz? Biz Medineli çiftçileriz. Siz gidin, bizim dengimiz gelsin. Davadayız abi. Bak, davayı etkileyen, davanın peşinde koşmamızı etkileyen, bizi davadan mahrum eden şeyler neler? Onu anlamaya çalışıyoruz. Bizim diyor sizinle işimiz olmaz. Ey Muhammed aleyhissalatü vesselam, bize dengimiz olanlardan gönder. Kim onların dengi? Bize Haşimoğullarından gönder. Bize kendi akrabalarından gönder. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyecek? Kum ya Hamza, kum ya Ali, kum ya Ubeyde bin Haris. İki amcaoğlu, bir de amcası. Meselesi neymiş karşı taraftakilerin? Kavmiyetçilik, ırkçılık. Bugün davayı engelleyen şey ne abi? Suriyeliler bizden değil mi? Kürtler bizden değil mi? Türkler bizden değil mi? Arakan'dakiler bizden değil mi? Bu coğrafyaları, bu sınırları bize kim çizdi? Biz topluca bütün ırklar sadece iman ilkesine bağlı kalarak hepsi bizim kardeşimiz. Mardinli olmayı sen de seçmedin, ben de seçmedim. Ne oldu? Onlar dedi ki onlardan gönder. Ve onların karşısına onlar çıktı. Ve o 3'e 3 vuruşmada Peygamber aleyhissalatü vesselamın ashabı onları yendi. Ne engelliyor bizi? Kavmiyet davası, milliyetçilik, ulusçuluk davası İslam davasının önüne geçiyor. Allah'ın Resulü'nün davasının önüne geçiyor, Allah muhafaza. Bir başka yere götüreceğim abisi. Biraz daha gidelim, bir yıl daha Uhud'a gidelim. Şimdi bak, ben bu örnekleri anlatırken Allah rızası için şöyle masal gibi dinlemeyelim. Her anlattığımız örneğin karşısına kendimizi koyalım. Yani bu sahabenin ya da bu insanların yaptığı tavırlar karşısında, bu hareketlerin karşısında ben ne yapardım? Ben nasıl bir hale bürünürdüm diyerek bu şekilde dinlemeye gayret edelim. Enes İbni Nadır isminde bir sahabe var. Enes bin Mali'nin amcası. Bedir Savaşı'na katılamadı. Ama Bedir Savaşı'nın ganimetini, Allah'ın onları affettiğini, bağışladığını duyunca şöyle bir cümle söyledi. Varsa baba yiğit bu cümleyi söylesin kendine. Bir daha savaş olursa Allah beni görecek. Bir daha savaş olursa Allah benim neler yapacağımı görecek. Bu ne demek biliyor musun? Ben 21. asırda öyle bir genç olacağım ki Allah beni görecek. O
karşı cinsin bana teklifleri, bana yaptıkları, bana sundukları şeyleri elimin tersiyle ittiğimi Allah görecek. Kendini Allah'a ispat etmek, kendini Allah'a sunmak. Ben görsem, öbürü görse değil mi? Bu başka bir şey. Ama iddiaya bakar mısın? Bir daha bir savaş olduğunda, yani bir daha Allah'ın davası uğrunda bir şey yapılacağı zaman Allah beni görecek. Benim nasıl azimli olduğumu, benim nasıl gayret ettiğimi, nasıl benim gecemi gündüzüme kattığımı Allah görecek. İspat edeceğim Rabbime ben. Bu sözü söylüyor. Ve arkasından savaşa katılıyor. Savaşı biliyorsunuz. Uhud Savaşı'nı defalarca anlattım. Savaşın öyle bir anı oldu ki artık mağlubiyete doğru gidilirken Muhammed öldürüldü, Muhammed öldürüldü aleyhissalatü vesselam ifadesi, şayiası yayılmaya başladı. İşte asıl yiğit, asıl adam herkes kılıcı elinden bıraktığında, herkes kendi kuytusuna çekildiğinde, herkes evine, ticaretine, malına, mülküne takıldığında meydana çıkmaktır abi asıl yiğitlik. Asıl yiğitlik fuhşiyatın, bu kadar günahın, zevki sefanın çoğaldığı bir zamanda onları elinin tersiyle itip meydana çıkmaktır asıl yiğitlik. Ve kalktı şöyle söyledi. Dedi ki o Muhammed öldürüldü, Muhammed öldürüldü şayiasını yayanlara. Muhammed aleyhissalatü vesselam öldüyse, Muhammed'in aleyhissalatü vesselamın Rabbi ölmedi ya. Muhammed'in davası ölmedi ya aleyhissalatü vesselam. Bakın biz nasıl bir davadan bahsediyoruz. Bizim peygamberimiz bu dünyadan göçüp gitti ama onun davası kıyamete kadar devam ediyor. Muhammed aleyhissalatü vesselamın bedenine iman edenler için Muhammed aleyhissalatü vesselam bir insandır ve o bu dünyadan göçüp gitmiştir. Ama onun davasına iman edenler için Muhammed aleyhissalatü vesselam kıyamete kadar yaşamaktadır. Bunu söyledi ve şunu dedi. Dedi ki Allah'ım bu Müslümanların yaptıklarından sana sığınıyorum. Özür diliyorum senden, af diliyorum. İşte bu kadar günah varken, bu kadar fuhşiyat artmışken, bu kadar binlerce genç ateş çukurunun içerisine doğru giderken, zevki sefa içerisinde hayat süren Müslümanlar için Allah'ım senden af diliyorum. Senden özür diliyorum. Diğer taraftan da diyor ki bu müşriklerin yaptıklarından da sana sığınıyorum. Atılıyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam öldürüldü. Şayiasını duymuş ya. Küfrün meydanına daha hızlı giriyor bu sefer. Sa'd bin Muaz tutuyor. Nereye gidiyorsun diyor. Bak diyor kılıçlar elden düşmüş. Öyle sahabelerin elinden düşmüş ki kılıçlar. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam öldürüldü deyince. Her şey bitti demiş bir kısmı. Öyle bir anda düşman ordusunun içerisine dalıyor abi. Sa'd bin Muaz tutuyor onu. Nereye? Uhud'un eteklerinde cennetin kokusunu alıyorum diyor. Şu dağın ardından cennetin kokusunu alıyorum diyor. Ve küfrün meydanına öyle bir dalıyor ki 80 tane mızrak, kılıç ve ok yarası alıyor. Kız kardeşi onu sadece ayak ucundan tanıyabiliyor. Bu söylediğimiz şahsiyetle biz aynı cennete talibiz. Enes bin Nadır'la aynı bahçede oturmak istiyoruz. Bir tarafta her şeyini feda eden, bir tarafta da sadece cuma sohbetine gelen insanlar var. Bir tarafta her şeyini feda eden, bir tarafta ailesinin peşinde koşanlar var. Bir tarafta her şeyini ama canını bile ortaya koyanlar var. Bir tarafta 2 saatlik Kur'an'ın başına gelemeyenler var. Bir tarafta canını ortaya koyanlar var. Bir tarafta da zevk pınarlarında batıp batıp çıkanlar var. Nasıl olacak abi? Nasıl cennete gireceğiz? Nasıl cennete gideceğiz? Nasıl cenneti talep edeceğiz? Daha da ötesi, Enes bin Nadır'la karşılaştığımızda o dese ki bize, ey kardeşim sen ne yaptın? Nasıl güzel bir iş yaptın ki Allah sana cennetini nasip etti? Biz bu fedakarlıkları yaptık. Değil mi? 80 küsür
mızrak yarası var, ok yarası var. Biz bunları feda ettik. Peki sen ne feda ettin? 80 dakikanı feda edemedin sen. Allah için. Allah için bir iş var denilince, Allah için bir iş yapılacak denilince hep döndün böyle sağına soluna baktın. Allah'ın davası dedin, yan gelip yattın. Peygamberin davası dedin, yan gelip yattın. Bu dava böyle kürsüde anlatılacak bir dava değil kardeşim. Bu dava hayat isteyen bir dava. Bu dava yaşam isteyen, örnek isteyen bir dava. Böyle anlatmak, konuşmak, işte hocam biz şöyle yaparız, böyle yaparız demek kolay. Şu iş var dediğin zaman etrafına bak, kaç tane adam var. Bak sahabe hiç etrafına bakmadı abi. Eğer etrafınıza bakarsanız bu davada yürüyemezsiniz. Gelenler olur, gidenler olur, değişenler olur, simalar değişir. Ama sen sadece davana kilitleneceksin. Daha başka bir örnek vereyim. Biz utanalım diye anlatıyorum bunları. Biz böyle yerin dibine girelim diye anlatıyorum bunları. Ebu Musa el-Eş'ari diyor ki biz Peygamber aleyhissalatü vesselamla birlikte bir savaş için yola çıktık diyor. Bir tane devemiz var ve 6 kişiyiz. Deveye dönüşümlü biniyoruz diyor. Yol o kadar uzadı, o kadar uzadı ki ayaklarımız patladı. Yürümekten ayağımız patladı. Tırnağım düştü yürümekten. Sonra diyor ayaklarımıza başımızdaki sarıkları, cübbelerimizi, bezleri çıkardık, onları sardık. Bundan dolayı bu savaşın ismi Zatürrika Savaşı oldu. Allah yolunda, Allah'ın davasında ayakları patlayan bir sahabeden bahsediyoruz. Diğer tarafta ise altında arabaları olan ve 3 sokak ötesine yarım saatlik mesafeye sohbete gidemeyen, Allah'ın dinini dert edemeyen insanları koyuyoruz. Abi yürümekten bahsediyoruz ya. Değil mi? Ebu Eyyub el-Ensari'yi düşün. 90 yaşında abi, 90 küsür yaşında. Ya İstanbul'da ne işi var Allah için ya? Abi Çin neresi ya? İstanbul neresi ya? Adıyaman neresi abi? Safvan bin Muattal var. Niye abi? Niye gelmiş bu insanlar ya? Biz böyle yan gelip yatalım diye mi gelmiş? Bedir'de can verenler niçin verdi abi? Çanakkale'de can verenler niçin can verdi abi? Ya bu insanların derdi neydi? Eğer din böyle çok rahat bir şekilde yaşanacaksa, böyle sohbet yapıp işte haftada bir sohbet, iki sohbete gitmekle, 3-5 satır bir şey okumakla din yaşanıyorsa, din tamam oluyorsa, kilometrelerce öteye, 2000 kilometreye bir insan niye gider ya? Deve sırtında, yürüyerek, işte at sırtında niye gider abi? Eğer bu kadar ucuzsa bu dava, eğer bu kadar ucuzsa niye bu insanlar bu bedeli ödedi ya? Ya da bu insanlar bizden davacı olmayacaklar mı? Davayı konuşuyoruz abi. Dava varsa davacı da vardır değil mi? Bu insanlarla karşılaşmayacağız mı? Yani birbirimize bir arkadaşla hak hukuk oluştuğunda hakkını helal ettirebilmek için 40 takla atıyoruz. Kardeş sen şöyle yapayım, böyle yapayım da bana hakkını helal et diyoruz. Peki bu insanların hakkını biz nasıl helal ettireceğiz abi? Yani şu Ebu Musa el-Eş'ari'nin anlattığı tablonun aynısını Çanakkale Destanı'nda görmüşsünüzdür abi. Gördük bunları. E peki bu insanlar bizden davacı olmayacak mı? Ne için savaştılar? Bu insanların derdi neydi? Bu insanlar o mermilerin karşısında göğüsleri niye gerdiler? Vallahi bunların da evi vardı, bunların da ticareti vardı, bunların da malı vardı, mülkü vardı abi ya. Hangi mazeretten bahsediyorsun bana ya? Hangi fedakarlıktan bahsediyorsun? Hiç kimse kusura bakmasın abi. Bu dava öyle boş zamanların davası değil. Hiç kimse kusura bakmasın. Boş zamanlarımda ne yaparım? Sohbete giderim. Boş zamanlarında git müzik dinle abi. Boş zamanlarımda ne yaparım? İşte Allah için mi? Boş zaman. Ne demek ya boş zaman? Boş zamanlarımda, arta kalan zamanlarımda, ailemden artırdığım, işimden artırdığım, ticaretimden artırdığım, paramdan artırdıklarımla Allah'ın davasını izliyorum. Sen kendini kandırıyorsun, hiç kusura bakma. Ne demek ya boş zamanlarımda ben bu yolda koşturacağım? Bu dava sabah başlar, sonu yok abi. Bu dava akıl bali olduğun anda başlar, son nefese kadar devam eder abi. Ne bir an boşluğu var, ne de boş zamanı var. Her adımın, her yaptığın iş, her yaptığın fiil Allah'ın davası adına olmalı. Bak öyle olanlar var. Üstad'dan bir örnek vereyim. Güzel bir söz tam yerine geldi. Diyor ki, başımdaki saçlarımın adedince başlarım olsa ve her gün biri kesilse, hakikati Kur'aniye feda olan bu başı zındıkaya ve küfrü mutlaka eğmem. Ve bu hizmeti imaniye, nuriyeden asla vazgeçmem. Geçemem.
Haydi şimdi bu sözün karşısına bir oturalım. Saçlarımın adedince başım olsa ve her gün bir tanesi kesilse asla davamdan vazgeçmem. Her gün bir can vereceksin abi. Her gün bir saatini vermeyen adam her gün bir canını veremez abi. Hiçbir şeye değişmem. Kıyaslar yapın abi. Allah'ın davası, karşısına neyiniz varsa onu koyun. Bir bakın, bir vicdan muhasebesi yapın. Bir nefis muhasebesi yapın. Hangisi ağır basıyor abi? Devam edelim abi. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunları yaptı. Ashabı da bunları yaptı. Bu dava için ne lazım? Oradayız şimdi. Ne yapmamız lazım? Cesur olmamız lazım abi. Peygamber aleyhissalatü vesselamın az önce kardeşlerimiz cevaplarda söyledi değil mi? Cesareti. Nasıl bir cesaret abi? Bedir'de gördük. Cesaret şu. Eğer davana kurban arıyorsan önce kendin kurban olmalısın abi. Şimdi ben böyle anlatıyorum ya. Siz hepiniz davaya kurban olun. Öyle bir şey yok. Önce sen kendin kurban olacaksın. Niye kendi ailesinden seçti? Niye kendi ailesinden gönderdi? Ya da diğer taraftan boykota düştü Peygamber aleyhissalatü vesselam. Boykot uyguladılar değil mi? Hicrete zorladılar. Habeşistan'a Müslümanlar hicret etti. Bakın Peygamber aleyhissalatü vesselam ashabını gönderdi, kendi kaldı. Tehlikeli değil miydi Mekke? Hicrete çıktı Peygamber aleyhissalatü vesselam değil mi? Başına develer konulmuştu öldürülmesi karşılığında değil mi? En son neden kendisi terk etti Medine'yi, Mekke'yi? Ya da işte Hazreti Ebubekir'le birlikte mağarada saklanırken üzülme, korkma, Allah bizimle beraber, bunların hepsi. Huneyn gazvesinde bakın abi Peygamber aleyhissalatü vesselama. Herkes korktu, herkes kaçtı. İslam ordusu dağıldı. Ama o anda Peygamber aleyhissalatü vesselam ortaya çıktı. Cesaret o zaman lazım abi. Cesur olmak o kadar o zaman lazım. Boş beleş zamanlarda konuşmak, atıp tutmak zordur. İş sıkıya geldiğinde göreyim seni. O zaman cesaret belli olur. Şimdi şartlar müsait. İstediğin gibi anlatıyorsun, istediğin gibi konuşuyorsun. Bu ülke neler gördü? Kur'an'ın yasak olduğu zaman göreyim seni. Ezanın yasak